geçtiğimiz dönemlerde Oppo A74 modelini yani şöyle de diyebiliriz bir başka yeni yerli üretim modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı ve hatta Oppo A74'ün incelemesini de sizlere Eren yapmıştı ve Eren'in videosunda ben izlediğim zaman şunu düşünmüştüm. Ya Eren bu video yani hani biraz fazla beğenmişsin sanki o bu a 74 falan diye böyle bir kendi aramızda konuşma geçti. O da inanmıyorsan al sen de kullan dedi. Evet ben de bir süre kullandım ve Oppo A74'ün gayet böyle başarılı bir cihaz olduğuna ve yerli üretim cihazlar arasında böyle üst sıralarda yer alması gerektiğine karar verdim. Buna neye dayanarak karar verdim? Şimdi biliyorsunuz evet çok güzel yönleri var Oppo A74'ün. Mesela işte bir AMOLED ekran alabiliyorsunuz. İşte 6.43 inçlik gayet güzel bir AMOLED ekranı var. Böyle hafif bir cihaz 175 gramlık. İşte kullanımı kolay, elde tutması kolay, kibar bir cihaz, tasarımı güzel falan derken zaten başlı başına güzel bir cihaz aslında evet ama... Bugün ben size Oppo A74'ün böyle bu öne çıkan özelliklerinin dışında sizin böyle daha da dikkatinizi çekebileceğini düşündüğüm Oppo A74'ü almak için 5 sebep gibi böyle maddeler halinde bunları açıklayacağım. Böyle çok göz önünde olmayan ama kullanırken çok keyif veren özelliklerine değineceğiz Oppo A74'ün. Gelin isterseniz yavaştan başlayalım. olarak şunla başlayacağım şimdi Oppo A74 biliyorsunuz artık işte Oppo'nun yeni bir teknolojisi var böyle RAM'inizi hafızanız el verdiği sürece arttırabiliyorsunuz. E ne oluyor burada? Oppo A74 de bu teknolojiyi destekliyor. Oppo'nun bu hamlesini destekliyor. Bu sayede işte hani bol bir depolama alanınız varsa hemen böyle işte RAM'e ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda RAM'inizi arttırıp kullanıma devam edebiliyorsunuz. Bu Oppo A74'te de var. Böyle güncel ve hani yeni bir teknolojinin Oppo cephesinde de özellikle yeni olan bir teknolojinin böyle geniş bir biçimde sunulabilmesi ve Oppo A74'te de mevcut olması bence A74'ün güzel yanlarından biri. İşte burada RAM'inizi arttırarak işte 4 GB'dan 7 GB'lara kadar çıkartabilerek bu sayede işte kullanımlarınızda böyle yoğun işte bir oyun kullanımı yapıyorsanız veya çok fazla uygulamayı aynı anda açıyorsanız işte bir anda da bir oyun açık oluyorsa vesaire çok rahat bir şekilde bunların hepsini eş zamanlı olarak hafızada tutabilmeyi sağlıyorsunuz anlık hafızada. Bu arttırılmış RAM sayesinde bu sayede işte 7 GB RAM gayet yeterli bir değer oluyor. Hani 4 GB bana yetmez diyenler varsa ki bence yeterli ama 4 GB bana yetmez diyenler Redmi'ni 7 GB'a yükselterek kullanmaya devam edebiliyorlar. Bu bence Oppo A74'ün böyle çok lanse edilmeyen ama rakiplerine karşı da öne çıktığı özelliklerinden biri. O yüzden bunu birinci sırada söylemek istedim ve yeni de bir şey olduğu için biz de böyle yeni yeni deneyimliyoruz aslında RAM arttırma teknolojisini Oppo'nun. Peki Oppo A74 almak için ikinci sebep sizce ne olabilir? Ben şunu söyleyeyim. 33 Watt hızlı şarj. Çünkü genelde evet biz işte neyi görüyoruz? 18 watt, 25 watt gibi değerleri görüyoruz maksimum. 33 wattı da işte çok az cihazda böyle tecrübe etme şansımız oluyor. Belli gruplardaki cihazlarda görebiliyoruz genelde. Oppo A74 yerli bir cihaz ve 33 watt hızlı şarj sunabiliyor. Yerli cihazlar arasında biz 33W hızlı şarjı görmedik bugüne kadar veya gördüysek de ben atlıyorsam da siz yorumlarda uyarın beni. 33W hızlı şarj olması böyle 5000 miliamperlik bir pile sahip, gayet büyükçe bir pile sahip bir akıllı telefon için çok yerinde olmuş. Bu değer daha aşağılarda olsaydı biraz daha işte böyle günlük kullanımınızda hemen şöyle yarım saat şarja takayım, çıkayım dediğiniz zaman falan size problemler yaşatabilirdi ama 33W'ta bunun da üstesinden gelmeyi başarmış Oppo. Oppo 74'ü satın almak için Üçüncü nedense bence performans tarafında. Çünkü Oppo A74'te Snapdragon'un 662 işlemcisi var. Yani Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemcisi var. Neden böyle diyorum? Çünkü biz genelde 665'i görüyorduk. 665, 662'ye göre güncelliğini kaybeden bir işlemci ve 662 de 665 üzerinde yapılan geliştirmelerle ortaya çıkmış bir işlemci. Bu sayede ne oluyor? Bu sayede Oppo A74 ile oyun oynarken telefonun desteklediği ayarlarda o oyunu oynarken 665 işlemcilere göre çok daha iyi bir performans alıyorsunuz. Yani akıcılık daha üst düzeyde oluyor. Ufak tefek takılmalar gibi şeyler hiçbir şekilde görmüyorsunuz 662'de. 662'nin hem güncel olması hem de 665'ten gelen o zaten başarılı bir işlemciydi 665. 665'ten gelen temelin üstüne daha iyi konumlandırılmasıyla daha güzel bir performans sunabiliyor. 662'yi ben bu noktada evet önemsiyorum. Zaten hep işte bu segmentlerde genelde 665 kullanan cihazları gördüğümüzde şunu diyoruz. Artık 662'ye geçmeleri lazım. Ama maalesef ki çoğunda bunu göremiyorduk ki Oppo bu durumu fark etmiş. Demiş ki biz 665 yerine daha güncel olan, daha da geliştirilmiş versiyonu olan 662'yi kullanalım. Ve burada da 662'yi kullanmışlar. Yani işlemci bakımından uzun vadeli düşündüğünüzde daha avantajlı ve daha performanslı bir işlemciye de sahip olmuş oluyorsunuz. Oppo A74'ü satın almak için dördüncü sebepse bana kalırsa şu noktada oluyor. 48 megapiksellik bir ana kameraya sahip Oppo A74 ve bu kameranın performansı bence gayet başarılı. Özellikle günlük kullanıcı için baktığınızda çektiğimiz fotoğrafları da zaten siz de şimdi ekranınıza gelecektir. Baktığınız zaman başarımının, fotoğraf başarımının gayet iyi olduğunu görüyorsunuz. İşte böyle fotoğraflar paylaşıyorsanız, girip böyle birçok video paylaşımı yapıyorsanız, hikayeler atıyorsanız vesaire bunların hepsi için gayet yeterli düzeyde ve sizin beklentilerinize tamamen karşılık verebilecek bir kamerası var zaten. 48 megapikselik bir ana kameraya sahip ve bu ana kamerada yine Oppo A74 gayet böyle verimli bir cihaz oluyor. Size fotoğraf anlamında çokça beklentilerinize cevap verebiliyor. Bu yönü de yine bence kamerası da Oppo A74'ü öne çıkaran detaylarından biri. Yani almak için sebep olarak sayılabilecek detaylardan biri. Çok başarılı bir ana kamera kullanmışlar arka tarafta. Özellikle sosyal medya kullanıcısının işte günlük anılarını biriktiren insanların bayılacağı bir kamera olmuş. Bu yönden de ben çok başarılı buldum Oppo A74'ü. Oppo A74'ün bir de şöyle güzel bir özelliği var. Mesela genelde Oppo cihazlarda insanlar bunlara değinmiyor ama ColorOS'in beraberinde getirdiği çok güzel özellikler var. Mesela bunlardan biri ne? SOS özelliği. Mesela bu SOS özelliğini nasıl kullandığınızı size açıklayayım. Hemen şuradan zaten şimdi ekran kaydından da göstermeye çalışacağım. Şimdi Oppo'nun burada acil durum araması dediği özellik mesela ColorOS'te bulabildiğiniz bu özellik Oppo A74'te de mevcut. Ve bu işte diyelim yani zaman zaman ülkemizde yaşanıyor böyle tatsız olaylar. Diyelim işte tatsız bir olayla karşılaştınız, bir taksiye bindiniz işte bir baktınız hiç beklemediğiniz bir güzergahtan gidiyor vesaire. Herhangi birine acil bir durum mesajı ulaştırmak istiyorsunuz veya birine acil bir SMS göndermek istiyorsunuz gibi düşünelim bunu. Daha çok bir sinyal vermek istiyorsunuz. Ben tehlike içindeyim diye. Burada acil arama yapmak için güç düğmesine peş peşe 5 defa bastığınız zaman Ben şimdi tabi basmayacağım ama size böyle özellikle ekranı gösteriyorum ki yani nasıl yapacağınızı görün Çünkü şimdi kimseyi arayıp rahatsız etmeyelim acil bir durum da yok ortada stüdyoda çekimdeyiz malum 5 kere güç düğmesine bastığınız zaman şöyle acil arama moduna geçiyor Şu anda da gördüğünüz gibi zaten Hemen şöyle parolayı da kaldırayım Burada işte 112'yi arayabilirsiniz. Bir yakınınızı, bir tanıdığınızın numarasını atayıp onu arayabilirsiniz. İşte el fenerini kolayca yakabiliyorsunuz. Buradan bir zil çıkarabiliyorsunuz. Zil ses çıkarabiliyorsunuz diyelim bir şekilde işte bir yere sıkıştınız. Bir sesinizi duyuramıyorsunuz. Gücünüz yok. Nefesiniz kalmadı. İşte biraz susuz kaldınız. Buradan şeklinde bir zil sesi duyurabiliyorsunuz. Veya işte el fenerini açıp Buradan Morse alfabesiyle sinyal verebiliyorsunuz vesaire gibi. Aslında böyle güzel özellikler var. Yani burada kullanıcıyı böyle zor durumda kaldığında kurtarabilecek, hayat kurtarabilecek özellikleri var. Sadece bunlarla da kısıtlı değil. Biliyorsunuz ColorOS adı gibi renkli bir arayüz. Color biliyorsunuz renk demek. Adı gibi de renkli bir arayüz. O yüzden birçok özelliği bunun gibi şeyleri var zaten. Bir diğer ColorOS'in bence güzel özelliği de yine Oppo A74'te de bulunan bir özellik. Uygulama kilidi. Diyelim bir uygulamayı dışarıdan erişilmesini istemiyorsunuz ve bu noktada o uygulamaya Doğrudan bir şekilde uygulama kilidi atayarak o uygulamanın artık işte mesela bunu ne için düşünürsünüz? Hani mesela Binance gibi böyle platformlar oluyor genelde işte kripto paralarınızı alıp satım yaptığınız yerlerde. Mesela Binance'e uygulama kilidi atıyoruz. Bu sayede neyi sağlıyoruz? Herhangi birinin bizim yetkimiz dışında Binance uygulamasını telefonumuzda açmasına engel oluyoruz. Mesela şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Binance'e girdiğim zaman ya diyor yüzünü göster ya da diyor parmak izini tarat. Tabii şimdi benim yüzümü görüp algıladı o yüzden hemen Binance'e yönlendirdi beni. Tabii ben giriş yapmamıştım burada o yüzden rahatça geri çıkıyorum. Yani bu uygulama kilidini bu şekilde kullanarak da güveni almak istediğiniz uygulamalarınızı güvene alabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bu da bence ColorOS'in o arayüzü güzel yapan yönlerinden biri zaten. Yani birçok uygulamayı buradan kitleyerek bir başkasının sizin yetkiniz dahilinde Telefonunuzun kilidini açık unutsanız bile o uygulamaya erişmesini engellemiş oluyorsunuz. Bunlar güzel detaylar bana kalırsa. Oppo A74'te de bulunan ve bütün bunların yine işte dediğim gibi A74 tarafında desteklenmesi de Ayrı bir güzel bir şey ve işte yine bunun gibi özellikler işte ColorOS'in güzel yanlarından mesela işte bulut senkronizasyonu gibi özellikler de yine Oppo A74'te mevcut bu arada. Yani herhangi bir şekilde Oppo'nun amiral gemisi cihazlarda sunduğu ne özellik varsa onların hepsini yine A74'te kullanabiliyorsunuz. Bütün bu detaylar da bir araya gelince Oppo A74 gerçekten de satın alınması güzel bir akıllı telefon olmuş ve ben şunu anladım Eren abartmıyormuş. Eren haklıymış A74'ü bu kadar sevmekte. Ben de çok memnun kaldım ama kendimce benim için hani böyle Oppo A74'ü güzel kılan detayları size böyle 5 ana sebep Oppo A74'ü satın almak için 5 ana sebep başlığında özetleyeyim istedim. Tabii çok böyle hani şeye değinmedim artık. Önde kalan özellikle işte AMOLED ekran vesaire gibi şeylere değinmedim. Onun dışında böyle biraz daha göz ardı edildiğini düşündüğüm özellikleri aktarmaya çalıştım. Bütün bunlar bence Oppo A74'ü çok keyifli kılan detaylar. Ben cihazdan gerçekten memnun kaldım. Eren yani o kadar övmekte de haksız değilmiş. Kendisine buradan katılıyorum. Bir artı bir puan veriyorum. Sonraki videolarda da görüşmek üzere diyelim. Bay bay.